Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bir daha tekrarlayalım. Hicretin 300. yılından sonra ortaya çıkmaya başlayan ve Nakşi, Kadiri, Rufai, Mevlevi, Şazeli ve emsali değişik isimlerle Kur'an ve sünnet kaynaklı olarak ortaya çıkan tesir edilen tarikatlar 1924'te çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet tarihinde yasaklandı. Kanunen yasak dendi. Sadece tarikatlar değil, medreseler, tekkeler, türbeler, zaviyeler de kanunen kapatıldı. Ama pratiğe baktığımız zaman kanunen kapatılan şeyler yer altına girdi ve herkes Allah demeye, zikretmeye kanun dışı olarak devam ettiler. Hala devam ediyor. 1300 seneden beri devam eden bu Allah'a manen yakınlaşmak yolları hayatiyetlerini sürdürüyorlar. Kıyamete kadar da bunlar devam edecek. Özzaman Hazretleri kendi tarzının, kendi mesleğinin tarikat olmayıp hakikat ve şeriatın ta kendisi olduğunu ifade etmesine rağmen o tarikatların iç yüzünün ne olduğunu, ne vasfı gördüğünü ve faydalarını izah ederek müdafasını yapıyor. 9 telvihten, yani 9 ciddi açıklamadan meydana gelen bu telvihat denilen izahların 5 tanesini birlikte paylaşmıştık. Bu akşam 6. telvihten devam ediyoruz. 3 noktadır. 1. nokta, velayet yolları içinde, yani insanı manen Allah'a yakınlaştıran evliyalık yolları içinde en güzeli, en müstakimi, en doğrusu, en parlığı, en zengini sünnet-i seniye ittibadır. Ona tabi olmak, ona uymaktır. Yani amal ve harekatında sünnet-i seniyeyi düşünüp ona tabi olmak ve taklit etmek ve muamelat ve ef'alinde ahkam-ı şer'iyi düşünüp rehber ihtiyaz etmektir. İşte bu ittiba ve iktida, uymak, tabi olmak vasıtasıyla adi sıradan ahvali ve örfi muameleleri ve fıtri hareketleri ibadet şekline girmekle beraber her bir ameli sünneti ve şer'i o ittiba noktasına düşündürmekle bir tahattür hükmü şer'i veriyor. O tahattür hatırlamak ise sahibi şeriatı düşündürüyor. O düşünmek ise Cenab-ı Hakk'ı hatıra getiriyor. O hatıra bir nevi huzur veriyor. Allah'ın huzurunda olduğunun şuurunu kazandırıyor. O halde mütemadiyen ömür dakikaları huzur içinde bir ibadet hükmüne getirebilir. İşte bu caddi-i kübra, o büyük yol, velayet-i kübra olan, en büyük evliyalık yol olan ehli veraset-i nübüvvet, peygamberlik mesleğinin varisi olan sahabe ve selef-i salihinin, sahabe-i kiramın ve geçmiş İslam büyüklerinin caddesidir. İkinci nokta, velayet yollarının ve tarikat şubelerinin en mühim esası ihlastır. Çünkü ihlas ile hafi gizli şirklerden halas olur, kurtulur. İhlası kazanmayan o yollarda gezemez. Ve o yolların en keskin kuvveti muhabbettir. Evet, muhabbet mahbubunda sevdiğinde bahaneler aramaz ve kusurlarını görmek istemez. Ve kemaline delalet eden zayıf emareleri kavi, çok kuvvetli hüccetler, deliller hükmünde görür. Daima mahbubuna, sevdiğine taraftardır. İşte bu sırrı bilendir ki muhabbet ayağıyla marifetullah'a teveccüh eden yönelen zatlar şübahata, şüphelere ve itirazata kulak vermezler, ucuz kurtulurlar. Binler şeytan toplansa, onların mahbub-ı hakikisinin Cenab-ı Hakk'ın kemaline, kusursuzluğuna işaret eden bir emareyi onların nazarında iptal edemez.
Eğer muhabbet olmazsa o vakit kendi nefsi ve şeytanı ve harici şeytanların ettikleri itirazat içine çok çırpınacak. Kahramancasına bir metanet ve kuvveti iman ve dikkati nazar lazımdır ki kendini kurtarsın. İşte bu sırrı binaendir ki umum meratibi velayette, umum evliyalık mertebelerinde marifetullah'tan, Allah'ı tanımaktan gelen muhabbet en mühim maye, maya ve iksirdir. Süratle okuyarak bir önceki dersimizdeki okuduğumuz yerleri hatırlatmak istedim. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fakat muhabbetin bir vartası, tehlikesi var ki, ubudiyetin, kulluğun sırrı olan niyazdan, Allah'a yalvarıp yakarmaktan, mahviyetten, Allah katında adeta kendisini manen yok etmekten, yani tevazuun zirvesinden nazı ve davaya atlar, nazlanmaya, bir takım iddialarda bulunma noktasına geçer. Mizansız, yani ölçüsüz hareket eder. Masivay-ı ilahi teveccüh hengamında Allah'ın yarattığı mahlukatı yöneldiği zaman manay harfiden manay ismiye geçmesiyle, yani Allah nam-ı hesabına sevmesi gerekirken sevdiği şeyi bizatihi kendi zatı için sevdiği vakit Cenab-ı Hak hesabına ve onun namına, pardon, manay harfiden mana ismiye geçmesiyle tiryak iken o muhabbet ilaç gibiyken zehir olur. Yani gayrullahı, Allah'tan gayrısını sevdiği vakit Cenab-ı Hak hesabına ve onun namına, onun bir ayni esması, isimlerin aynısı olmak cihetiyle Rabb'ı kalbetmek, kalben bağlanmak lazımken bazen o zatı, o zat hesabına, kendi kemalat-ı şahsiyesi, sevdiği zatın şahsi kemalat-ı mükemmeliyeti ve cemal-i zatisi, zati güzelliği namına düşünüp mana ismiyle sever. Muhabbetin böyle bir tehlikeli tarafı varmış. Allah'ı ve peygamberi düşünmeden yine onları sevebilir. Bu muhabbet, bu tarzdaki sevmek hissi muhabbetullah'a, Allah'ı sevmeyi vesile değil, perde oluyor. Manay harfiyle olsa muhabbetullah'a vesile olur. Allah sevgisine vesile olur. Belki cilvesidir denilebilir. Şimdi Üstad Hazretleri burada misal vermemiş ama başka yerde vermiş olduğu misallerden hareketle, mesela gerçekten aşere-i mübeşşereden, yani cennetle müjdelenmiş 10 sahabiden birisi ve aynı zamanda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra 4. halifesi olan Hazreti Ali Kerremallahu Veçhe, canı gönülden sevdiğimiz bu büyük insanı, bir takım onu sevdiğini iddia eden ehli şia ya da alevi denilen insanlar, yani öyle bir sevgiyle muhatap oluyorlar ki öyle sevmekten Allah'a sığınmak lazım. Bazıları Hazreti Ali Efendimiz'e, yani İbnullah demişler ya, Hristiyanların İsa peygambere Allah'ın oğlu dedikleri gibi, bir takım Şiiler ve Aleviler Hazreti Ali Efendimiz'e Allah'ın oğlu diyenler var. Allah'ı ve peygamberi düşünmeden de onun zatı ve kahramanlıkları için sevebiliyor. Böyle bir sevgi Allah ve peygamber sevgisine vesile olmaktan çıkıyor. Allah'ı ve peygamberi düşünmeden doğrudan doğruya Hazreti Ali Efendimiz'i sevmek suretiyle manayı harfi yerine Allah nam hesabına değil de mana ismiyle Hazreti Ali'yi bizzat Hazreti Ali olduğu için seviyor. Bu sevgi seni Allah ve peygamber sevgisine götürmek yerine onları perdeleyen bir sevgi oluyor. Ve sonra bir kısım rafizlerin dediği gibi Allah'ın arslanı ünvanı tamam da Allah'ın oğlu demeye kalktığın zaman bu muhabbet seni
tepe taklak çukura düşürür. Böyle muhabbetten Allah'a sığınmak lazım. Biz dört halifeyi hayatındayken, bunlar da dahil cennetle müjdelenmiş 10 sahabeyi ve bütün sahabeyi kiramı severiz. Hem de canı gönülden, yürekten severiz. Derece bakımından en büyük sahabi Hazreti Ebubekir Sıddık'tır radıyallahu anh. Hicret arkadaşı. O mağarada beraberken yine orada da arkadaş olan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Ondan sonra en derecesi düşük olan sahabi Hazreti Hamza. O arslan avcısı, pehlivanlar pehlivanı. Hazreti Hamza'yı Uhud Savaşı'nda şehit eden Hazreti Vahşi'dir. Bakın, Hazreti Vahşi diyorum. O da sahabi olmuş. Derece bakımından en aşağı derecedeki sahabi Hazreti Vahşi'dir. Ama en büyük sonradan yetişen evliyalar külli faziletle Hazreti Vahşi yetişemiyor. İşte bu Hazreti Ebubekir Sıddık ile Hazreti Vahşi arasında dereceleri birbirinden farklı olan bütün sahabe-i kiramı, sahabe-i güzini, ashab-ı kiramı değişik isimleri var. Biz bunları canı gönülden, yürekten seviyoruz. Hiç ayrım da yapmayız. Ama bizim sevgimiz ehl-i sünnet vel cemaatın sevgisidir. Allah ve peygamber namı hesabına sahabe-i kiramı severiz. Bir kısım dediğimiz gibi bu ehli şia denilen ya da alevi denilen insanların Hazreti Ali'yi bizatihi kendi zatıyı sevmek şeklinde olan manayı harfin dışındaki manayı ismi sevgisini biz yanımıza yaklaştırmayız. Öyle sevgiden Allah'a sığınırız. Örnek olarak üstad bunu daha önce anlattığı için burada misal vermiş oldum. Üçüncü nokta, bu dünya darül hikmettir. Yani hikmet yeridir. Darül hizmettir. Aynı zamanda Allah'ın dinine hizmet yeridir. Darül ücret ve mükafat, ücret ve mükafat yeri değildir bu dünya. Buradaki amal ve hizmetlerin, yapılan amellerin ve hizmetlerin ücretleri berzahta, kabir denilen ruhani alemde ve ahirettedir. Buradaki amal, ameller berzahta ve ahirette meyve verir. Kabir hayatında ve asıl ahirette neticesini verir. Yapılan amellerin neticesi oralarda görülür. Madem hakikat budur, amali uhreviyeye, ahirete ait, amellere ait neticeleri dünyada istememek gerektir. Yani şu kadar yıldır ben tarikatta gidiyorum, hala uçamadım, hala kaçamadım, hala suyun üstüne bakmadan yürüyemiyorum, bu nasıl iş diye, yani yaptığın amellerin mükafatını keramet şeklinde bu dünyada beklememek lazım, istememek lazım. Verilse bile öyle kerametler memnunane değil, mahzunane, hüzünlenerek kabul etmek lazımdır. Ya demek benim hala ihlaslı noksaniyetim var ki Allah benim yaptığım hayırlı amellerimi, mükafatımı hemencik veriyor. Madem ihlaslısın, al sana keramet. Ya sahabe-i kiram hazretleri fi sebilillah Allah yolunda hizmet etti. Orada keşif keramet gibi şeyler fazla görülmezdi. Onlar doğrudan doğruya şevki mutlak içinde Allah'ın dinine hizmet eder. Müşrik bir toplumundan bir kişiyi daha kurtararak muvahhid, la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen bir adam kazanmakta onların sevdası. Yoksa uçayım, kaçayım falan öyle bir şey yok onlarda yani. Çünkü cennetin meyveleri gibi kopardıkça yerine aynı gelmek sırrıyla kerametler peş peşe arka arkaya geliyor o zaman. Baki hükmünde olan ameli uhrevi meyvesini, ahirete ait olan amellerin neticesini bu dünyada fani bir surette yemek kâr akıl değildir. Ya
Biz sadece hizmet düşleri, keşif, keramet, uçmak, kaçmak, bunlar bizim dünyamızda katiyen olmaması lazım. Çünkü ahiretin meyvelerini, ahiretin mükafatlarını bozuk para gibi bu dünyada harcamamak lazımmış. Baki bir lambayı bir dakika yaşayacak ve sönecek bir lamba ile mübadele etmek, değiş tokuş etmek gibidir. O keşif, keramet gibi şeyleri istemek buna benzermiş. İşte bu sırrı bilen ehli velayet, evliyalar, o yolda gidenler, hizmet ve meşakkat ve musibet ve külfeti hoş görüyorlar, nazlanmıyorlar, şekva etmiyorlar. Ya özellikle nur talebeleri de aynen böyledir. Meşakkat, çile ve zahmet bizim gıdamızdır. Çünkü hadis-i şerifte var ya, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş, hayrul umuru ahmezuha. İşlerin en hayırlısı zahmetli olandır. Ya Bezzaman Hazretleri de bize örnek olarak diyor ki, bir zaman gelecek Risale-i Nur'un çok şaşalı günleri olacak. Ama o günleri inşallah ben görmeyeceğim. Ama talebelerim görecekler demiş. İşte biz o şaşalı parlak günleri görenlerdeniz. Bezzaman Hazretleri bu davanın, bu iman ve Kur'an hizmetinin çilesine, meşakkatine, zahmetine talip olmuş. Rahatını, rahmetini, mükafatını talebelerine bırakmış. Saf ve evvel nur talebeleri de üstadımızın bu meşakkatinden payını iyi aldılar. Ahiretteki makamları ise sonra gelenlerden çok çok ileride olduğu ahirette görülecek. Meşakkat bizim gıdamızdır. İşte bu kadar. Elhamdülillahi ala külli hal. Yani her hal üzere Allah'a hamdolsun diyorlar ve şikayet etmiyorlar. Keşif ve keramet, ezvak ve envar, manevi zevkler, nurlar verildiği vakit bir iltifat-ı ilahi, Allah'ın bir lütfu nebinden kabul edip setrine böyle gizlenmesine çalışıyorlar. Allah ikramen bir keşif keramet ihsan ettiği zaman, yani onu yaymak, görüyor musunuz ben ne haldeyim, ben neymişim abi havasına girmek, böyle bir şey değil de gizlemeye çalışıyorlar. Kimsenin haberi olsun istemiyorlar. Fahre, övünmeye, iftihar etmeye değil, belki şükre, ubudiyete, kulluğa daha ziyade giriyorlar. Çokları o ahvalin, o kerametveri hallerin istitar ve inkıtağını, hem gizlenmesini hem de arkasının gelmemesini, kesilmesini istemişler. Ta ki amellerindeki ihlas zedelenmesin. Ya ikram iltifattan ziyade musibetten musibete düşüyor insan çoğu zaman. Bakıyorum üstadın hayatı öyle. Abilerin, saf ve evvel abilerin hayatı öyle. Niye öyle oluyor? Cenab-ı Hak niye bu kadar musibetlere, meşakkatlere muhatap ediyor bazı kullarını? Hani derler ya, derici sevdiği postu dövermiş. Fazla dövermiş. Ne kadar çok severse o kadar meşakkatini arttırıyor. Subhanallah. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da çok zahmetten zahmete girdiği zaman öyle anlatılıyor. Cebrail Aleyhisselam, ya Rabbi sen bu son peygamberini bu kadar zahmetlere niye düçar ediyorsun deyince, benden başkasına yalvarmasın, benden başkasına sığınmasın için demiş. Lisan hikmeti Cenab-ı Hak, Allah Allah. Ne kadar meşakkate düşse direkt Allah'a yalvarıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan örnek duaları okuyoruz da, ne kadar çok dualar yapmış, ne kadar çok yalvarmış, yakarmış Cenab-ı Hakk'a. Allah onu zahmete soktukça o Allah'ın rahmet kucağına sığınmış. Habire dua etmiş. İşte ihlaslı müminler de aynen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi Allah'a sığınmalı, ona yalvarmalı,
ona dua etmeli, başkasına minnet etmemeli. Allah bize yeter, o ne güzel vekil demelidir. Bizim tarzımız böyle. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ni'men mevla ve ni'men nasir. Ayettir bunlar. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. O ne güzel dost, o ne güzel yardımcıdır demeli. Allah bize böyle dememizi ayet lisanıyla öğretiyor. Ta ki amellerindeki ihlas zedelenmesin. Evet, makbul bir insan hakkında en mühim bir ihsan-ı ilahi, Allah'ın en büyük bir ihsanı, ihsanını ona ihsas etmemek, hissettirmemek, farkına vardırmamaktır. Ta niyazdan, Allah'a yalvarma, yakarma makamından naza, nazlanmaya ve şükürden fahre övünmeye girmesin için. Bak şimdi mesela bunu okuyunca bir örnek hatırıma geldi. Bezzaman Hazretleri en has talebelerinden birisi olan ve varisim dediği 6 kişiden birisi olan Tahir-i Mutlu Abi için, Allah rahmet eylesin, onun gıyabında diğer abilere diyor ki Allah Tahiri'ye kendi makamını bildirmesin. O 40 evliya kuvvetindir demiş. Abilerden duyduğumuz şey bu. Bir münasip zamanda Tahir abiye diğer abilerin nazarında Bezzaman diyor ki Tahiri, sen Allah katındaki manevi makamını mı bilmek istersin? Yoksa hizmetkarlığı mı tercih edersin? Aman efendim demiş, ben hizmetkarlığı tercih ederim. Acayip bir şey ya. O nur dairesinin bir dua ambarıydı. Zaten 40 ambar diye adı o olan bir dua kitabı vardı. Kalıncı bir kitap. Mübarek en son görüşmemizde anlatmıştı. İyi hatırlıyorum. O zaman Ömer Tuncay, Feyzallah Verdi, Ali Vapurlu, Sami Cebeci dördümüz ziyaretine gitmiştik. Yani saat 11'de yatan, gece 2'de kalkan o Tahir abi adeta bir veda sohbeti gibi bizimle saat 12'ye kadar sohbet etti, iyi mi? Normalde yatması gereken adam 2-2,5 saat kadar bizimle sohbet etti. Ve Tahir abi gece saat 2'de kalktığını, üstadın da 3'te kalktığını, o 3'te kalkıncaya kadar onun abdest suyunu hazırladığını, başka hizmetlerini yaptığını kendisinden bizzat duymuştum. Ondan sonra sabahlara kadar teheccüd namazını kılan Tahir abi elindeki o 40 ambar dua kitabını alıyor. Okuyor, okuyor, okuyor sabah namazına kadar. Zaten Hoca Mustafa Paşa'da bir Tevruz apartmanı vardı, ismini unutamıyorum. 7 katlıydı. En son katı dershaneydi. Oraya Seb'a Semavat diyorlar. 7. kat Sema. apartmanın 7. katı olduğu için Marmara Denizi'ni görüyordu manzarası. Sabah namazı olduğu zaman Tahir abi hemen tabii sünneti kılıp farzı başlıyor. Her sabah. Birinci rekatta Yasin, ikinci rekatta Tebareke, Allahu Ekber. Tabi diğer orada kalan misafirler, hele vakıf abiler de onun o uzun okuyuşunu bildiği için en baştan arkasında duramıyor. Kolay değil tabi. Yasin'i dinleyeceksin. Ondan sonra 6 sayfa. Ondan sonra Tebareke 2,5 sayfa sürüyor da sürüyor. Abdestlerini alırlar, Yasin'in sonuna doğru yetişirlermiş. Tebareke'yi dinleyeyim. Namaz öyle bitirilermiş. Kolay değil ya bu mübarek abimiz. Tam bir dua hazinesi, tam bir ubudiyet kahramanı gerçekten. İşte o demiş, aman efendim ben makamımı bilmek yerine hizmetkarlığı tercih ederim. Üstad ona bilen diyor ki, nur talebeleri hizmetkarlığı makamata tercih ederler. Tahir abinin bu sözünü Risale'lerde almış. O hizmet rehberi kitapçığında da bu ifade edilmiş. İşte bu hakikate binaendir ki
velayeti ve tarikatı isteyenler. Yani nur talebeleri böyle bir şeyle meşgul değiliz biz ama doğrudan doğru iman kurtarma hizmetine koşan hizmetkarlarız. Bizim tarzımız bu. Ama evliyalık ve tarikat yolunu isteyenler, eğer velayetin, evliyalığın bazı tereşşuhatı, böyle sızıntıları olan ezzat ve keramatı, manevi zevkleri ve kerametleri isterlerse ve onlara müteveccih ise, yani şu tarikata bir girip ondan sonra suyun üzerinde bakmadan nehirden karşı karşıya geçeyim, yum gözünü aç gözünü istediğim yere uçayım, bu niyetten oraya giriyorsa ve onlardan da hoşlansa, böyle keramettir Allah verdiği zaman, baki uhrevi meyveleri fani dünyada fani bir süretli yemek kabilinden olmakla beraber, velayetin, evliyalığın mayesi özü olan ihlası kaybedip velayetin kaçmasına meydan açar. Şimdi aslında Üstad Hazretleri sahabe-i kiramı anlatırken nur talebelerinin durumunu da onlara kıyaslamış. Mesela sahabilerde çok fazla keşif keramet gözükmüyor. Zaman zaman görülüyor. Çoğu zaman yok. Onlar da öyle bir şey aramıyor. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeliği döneminde cuma günü hutbeye çıkmış. Hutbe verirken bir anda konuşmasının arasına şu cümleyi koymuş. Ya Sariye, El Cebel, El Cebel. Allah Allah. Cuma namazında bulunan sahabeler hutbeyi dinlerken şaşkın olmuşlar. Halife Ömer ne diyor ya? Sariye, El Cebel, El Cebel. Fesübhanallah. Meğer Sariye namında bir aylık mesafede düşman ordusundan savaşan Sariye isimli kumandan Hazreti Ömer televizyon ekranından görür gibi savaş meydanını Allah göstermiş kendisine. Ona diyor ki geri çekil, sırtını dağa ver, dağa ver, El Cebel, dağa ver sırtını diyor. Sariye olan o kumandan da duymuş halifenin o haykırışını. Hemen orduyu geriye çekiyor ve dağa veriyor sırtını. Öyle savaşıyorlar. Arkadan çevirmeyle imha edilmekten kurtuluyorlar. Peki Hazreti Ömer radıyallahu anh bir aylık mesafedeki Sariye adındaki kumandana sesini işittiriyor. Savaşan ordusunun durumunu görüyor. Ama yanı başındaki onu şehit edecek katili Firuz'u görmüyor. Bu nasıl evliyalık? Şimdi Üstad Hazretleri diyor ki Yakup Aleyhisselam'ın verdiği cevapla cevap veririz. Yakup Aleyhisselam öyle demiş. Yani sen ta Mısır'dan gelen Yusuf'un gömleğinin kokusunu hissettin de, işittin de yanı başındaki kuyuya atılmış Yusuf'u niye görmedin? Nasıl peygambersin sen? O demiş ki bizim halimiz şimşekler gibidir. Bazen en yüksekte durup her tarafı görüyor gibi oluruz. Bazen de ayağımızın üstünü göremeyiz demiş Yakup peygamber. Aynen Hazreti Ömer'in durumu da o diyor Bezzaman Hazretleri. İza ca'el kader umyel basar. Kader söylediği zaman iktidar-ı beşer susar. İnsan gücü gören göz görmez olur anlamına geliyor. Dolayısıyla yani ben bazı abileri biliyorum mesela. 50-60 seneden beri Ruslan Dairesi'nde hizmetle meşgul. Ne uçtuğunu gördüm, ne kaçtığını gördüm, ne suyuda batmadan yürüdüğünü. Allah Allah. Onların öyle bir şey aradığı yok zaten canım. Biz hizmetkarız. Hizmetimizi yaparız. Gerisini Allah'a bırakırız. Hepsi bu kadar. İhlas denilen şey bu. Yaptığımız hizmetlerin ücreti ahirette. Bu dünyada onları bozuk para gibi harcamayı da akıllıca bir iş görmüyoruz zaten. Diyelim bu akşamki dersimizi burada tamamlamış olalım. Yarın akşam inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Vahru davahum
Enilhamdülillahi Rabbil Alemin.